Herkese merhaba, ben Nilay, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok ilginç, çok tuhaf, ürkütücü bir kitabın yorumunu yapacağım size. Gözlerinin ardında. Yani kitabın adını okuduğum süre boyunca idrak edememiştim. Dedim ki neden gözlerinin ardında? Why dedim. Why? Neden? Niçin? Sonra kitabın sonunda anladım ki gerçekten bu kitaba konulabilecek en mükemmel isim gözlerinin ardında. Nasıl başlasam, ne desem bilmiyorum. Ve buradan bana bu kitabı öneren herkese çok teşekkür ederim. Ben hayatımda bu kadar manyak bir kitap okumamıştım. Ben ki gerilim, polisiye, korku kitaplarına bayılan kız, bunu bu kadar süre boyunca ben neden almamışım, neden okumamışım hiç bilmiyorum. Harikaydı, muhteşemdi. Polisiye gerilim tarzında böyle korkutucu, ürkütücü şeyler seviyorsanız, okumadıysanız lütfen okuyun efendim. Netflix'e dizisi de çıkmış ama ben Netflix üyeliğimi iptal ediyorum. Netflix'in bu yaptığı %50'lik zam nedeniyle. Çünkü kafayı yemiş ve ben artık Netflix'çi olmayacağım. Ona o kadar para vermem. Yani 18 lira bir yana. Yani maşallah 20 küsür lira, neredeyse 30 lira yapacakmış, utanmış da 3-4 lira kesmiş gibi. O yüzden illegal yollarla hayatıma devam edeceğim. Gözlerinin ardında kitabına dönelim. İllegal yollardan filmi izleyeceğim. Diziyi izleyeceğim, sürekli film diyorum. Ve dizinin yorumunda eğer seversem, ki seveceğimi biliyorum, bir şekilde bahsedeceğim size, merak etmeyin. Kitabımız iki kişinin bakış açısıyla anlatılıyor. Adel ve Louis. Adel ve David evliler. Uzun yıldır evli bir çiftler ve mükemmel bir çift gibi gözüküyorlar dışarıdan. Çünkü Adel mükemmel bir kadın. Ben bu kitabı okurken, yani yarıldan sonrasını böyle tam böyle bitirecekken, çünkü çok uzun süre okuyamadım kitabı. Tuhaf geliyordu bana. Bir şekilde bırakıyordum. Ürkünç geliyordu. Netflix'e spoiler yedim. Öyle bir spoiler yedim ki lütfen Netflix'e bakmayın bir şey izlerken. Yani bir şey okurken. Öyle bir spoiler yedim ki böyle bir şey olacağını biliyordum ama bu kadar olacağını bilmiyordum. Yani tahmin etmiştim. Diğer yanda da Louis var. Louis de bir barda bir adamla tanışıyor ve sonrasında onunla böyle bir gecelik bir ilişki gibi, böyle bir tanışıklık gibi bir şey. Yani orada tanışıyor adamla. Sonrasında bir bakıyor ki o gece bardaki adam patronu. Bunu böyle profesyonel tutmaya çalışıyorlar. Sonrasında bir gün bu adamın karısı Adel'le tanışıyor. Adel muhteşem derecede zarif, böyle şaşalı, ihtişamlı, aslında kibar ve sevecen bir kadın. Sonrasında kendisine David'den, yani patronundan ayıramıyor. Yani ona karşı bir çekim hissediyor. Ama Adel'le de bir şekilde arkadaş oluyorlar. Kadın ikisinin arasında kalıyor. Hem Adel'i, David'i, hem David'le birlikte bir yasak ilişkisi var. Hem de adamın karısıyla arkadaş ve adam bunları bilmiyor. David Adel'i sürekli kontrol ediyor, işte arıyor. O ararken Adel'in böyle eli ayağına dolanıyor. Adel'in bir sürü ilaçları var vesaire vesaire. Geçmişte işte klinikte yatmışlığı var. Ve Louis buna çok böyle tuhaf bakıyor. Çünkü böyle adam sanki kadını kontrol etmeye çalışıyormuş gibi. Kadının kullandığı telefon bile külüstür bir telefon. Ona böyle son model bir telefon alınmamış. Bu şekilde tuhaf bir ilişkileri var. Louis diyor ki, yani David onu sevmiyor diyor. Ama o zaman neden ondan boşanmıyor diyor. Bunu birazcık daha eşeliyor. Adel onunla arkadaş oldukça Louis iki kişinin arasında kalmış gibi oluyor. David'in bakış açısından bakınca David haklı. Adel'in bakış açısıyla bakınca Adel haklı. Benim de, yani Adel o kadar büyüleceği bir şekilde anlatıyor ki her şeyi. Her şeye inanıyorsunuz. David anlatıyor, David'e de inanıyorsunuz. Louis bir ikisinin arasında kalmış oluyor. Ama bir şeyin de yanlış gittiğini anlıyor. Anlıyor musunuz? Böyle çift olmaz diyor. Böyle evlilik olmaz diyor. Louis bunu böyle olayları deşip eşelemeye başladıkça altından bambaşka gerçekler çıkıyor. Ve siz böyle diyorsunuz. Vaa! Ne? Sonunu okuduğumda şöyle normal gidiyordum, tamam mı? Sonlarına doğru şöyle oldum. Böyle oldum. İşte ne? Ya, o kadar tuhaf ve o kadar, yani ben hayatımda bu kadar ters köşe olmamıştım.
Muhteşemdi ama dediğim gibi Netflix'in son postlarına bakmayın. Lütfen Gözlerinin Ardında ile ilgili postlara bakmayın. Ben orada bir terslik olduğunu anladım. Çünkü öyle saçma sapan spoiler vermişlerdi ki. Dedim ki nasıl yani, nasıl oluyor? Kitap boyunca Adele'in psikopat olduğunu düşündüm. Sosyopat olduğunu düşündüm. Bencil olduğunu düşündüm. Kitapta ara ara böyle önce falan filan böyle üçüncü bir bakış açısıyla kitapta biraz daha böyle Adele'in diğer hayatına, yani eski yaşantısına, işte tedavilerine medavilerine yer verilmişti. Orada daha çok anlıyorsunuz ve anladıkça ne diyorsunuz? Şu an kitabı anlatamadığımın farkındayım ama kitabı okuduysanız ve ne kadar anlatılmayacağını biliyorsunuzdur. En ufak bir şey söylemem bile bütün kitabın büyüsünü bozacak. Ben sadece bu kitabı çok sevdiğimi söylemek için bu videoyu çekiyorum. Lütfen vakit kaybetmeden eğer okumadıysanız okuyun. Önerenlerine de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bildiğiniz, sizi şaşırtacak, sonuyla böyle şok olacağınız, korku olur, gerilim olur, polisiye olur, hiç fark etmez. Kitaplar varsa lütfen yorumlara yazın. Ben bekliyor olacağım. Bu şekilde diziyi daha izlemedim dediğim gibi. İzledikten sonra onun da bir şekilde bir yerde yorumundan bahsedeceğim. Kitabı alın okuyun. Diziyi de izleyin. Ama bence ilk önce kitabı okuyun sonra diziyi izleyin. Bence böyle daha iyi oluyor. Her zaman kitaplar daha iyidir tarafındayım ben. Bu şekilde benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, bu üç şeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.